Aa, merhaba arkadaşlar. İşletme analitiği dersiyle birlikte sizinle karşı karşıyayız. Ee, ben doçent doktor Fikret Er. Sizlere kısaca işletme analitiği dersinde e, neler göreceğinizi, ne tür bilgilerle karşılaşacağınızı açıklamak için karşınıza geldim. E, i̇şletme analitiği bugün yöneticilerin çok ihtiyacı olan bir işlev olarak ortaya çıkmaktadır. Özellikle yöneticilerimiz iç görüsel bazı tahminler yapmak zorundadır, yönetsel karar vermek zorundadır. Bu yönetsel kararlarını verirken ihtiyaçları olan veriyi de bir şekilde ellerine geldiği zaman değerlendirmek, raporlar hazırlamak, bu raporları okuyup inceleyip buradan kararlar vermek zorundadır. Bu anlamda işletme analitiği yöneticilere çok büyük fayda sağlarken dolaylı olarak da müşterilere de fayda sağlamaktadır. Bu ders kapsamında biz sizlerle işletme analitiğinin hem teorik kısmından bahsedeceğiz hem de uygulamalı kısmına bakma şansı yakalayacağız. Uygulama kısmına bakmalık, bakarken de göreceğimiz şey bir yazılıma ihtiyaç olduğumuz ve bu yazılımı da sizlerin hafifçe bir öğrenmeniz gerektiği. Ee, biz ilk başta ilk ünitemizde yöntemler ve yazılımlarla başlıyoruz. Ee, ne tür işletme hariti, yöntemleri var? Bunların tarihçesi nedir? Nasıl derleriz veri, bu tür bilgiler ilk üniteden itibaren sizlerle karşı karşıya gelecek. Daha sonra biz yavaş yavaş bu veriyi işledikten sonra nasıl başkalarının anlayabileceği düzeye getirebiliriz, onlardan bahsedeceğiz. İkinci bölümle birlikte artık elinizde bir veri olduğunu, bu verinin bir şekilde bir başkasına aktarılması gerektiği varsayımından yola çıkarak veriyi nasıl düzenleyeceğimizden bahsedeceğiz. Burada neler olabilir? Mesela bir metin verisinden bahsediyorsak metinin bazı kısımlarında kırpma yapmak zorunda kalabiliriz. Bazı aramalar yapmak zorunda kalabiliriz. Ne bileyim Adı Ahmet olan müşterileri arama yapma işlemi düzenleyebiliriz. Bunların hepsinin işlem tablolarında yapacağız. İşlem tablosu derken biz Microsoft Excel'i taban olarak aldık arkadaşlar. Ama birçok işlem tablosu programında Microsoft Excel'e paralel işlemler vereceği için Microsoft Excel'deki öğrendiklerizi başka yazılımlarda uygulamanızın kolay olacağını düşünüyoruz. Çoğunlukla elimize veri çok büyük yığın halinde gelir arkadaşlar. Örneğin 1 milyon tane müşterisi olan bir firmayı düşünün. 1 milyon müşterinin sadece yaşlarına baktığınızda bunları alt alta yazdığı sayfalarca bir veri olur. Yan yana yazsanız bile yaşları yine birkaç sayfada düşünebilirsiniz. Sadece sayılar olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla bunların daha kolay anlaşılabilmesi için bizim tablolar hazırlamamız gerekir. E, tablo hazırlama işinde sizlerle 3. üniteden itibaren inceleyeceğiz. Nasıl Excel tablo hazırlanır, neler yapılır, e, en kısa yolları nelerdir, bunları inceleme şansı yakalayacağız. E, tabii ne kadar tabloları kullansak da bazı insanların algılama şekli sayılardan uzaklaşmayla olabilir. Yani sayıları gördüğün insanlar rahatsız olabilir. Biz bunları daha böyle görselleştirmek isteriz. İnsanlara bazı noktaları vurgulayabilmek için renk kullanmak isteyebiliriz. Mesela bu tür durumlarda da bize grafikler yardımcı olur. Grafikler yardımıyla verinin anlaşılabilirliği daha geniş kitlelere ulaşması sağlanabilir arkadaşlar. Aynı şekilde birden fazla grafik hazırladığınızı düşünün. Aynı anda birkaç tane de tablo olduğunu düşünün. E bunların hepsini bir arada ben müşterilerime nasıl gösteririm diye sorduğunuz zaman gösterge panosu denen bir kavramla karşı karşıya kalırız. Gösterge panoları bize aynı sayfa içerisinde hem grafik hem tablo hem de özetleyici istatistikleri verme şansı yakalar. Burada bahsettiğim özetleyici istatistikler de bir sonraki ünitenin konusu arkadaşlar. Burada da verinin betimleyici özelliklerine bakacağız. Örneğin biraz evvel söylediğim gibi bir Firmanın müşterilerinin ortalama yaşı kaçtır sorusunu cevaplayacağımız işlemler bir sonraki ünitede gösterilecek. Aynı şekilde ne yapabilirsiniz? Gelecek ay ne kadarlık satış yapacağınızı tahmin etmek isteyebilirsiniz. O zaman da bizim bir tahmin değerine ihtiyacımız var. Bunu kullanacağımız teknikler nokta tahmin ve aralık tahmin gibi istatistiksel teknikler bunların nasıl Microsoft Excel ortamında yapılacağını da kestirimleri yapılacağını bir sonraki ünitede işleyeceğiz son olarak en son olarak pek bayağı güncel bir konuya değineceğiz. Veri madenciliği kavramına gireceğiz. Sosyal medya madenciliğine şöyle bir bakacağız. Artık işletmelerin her zaman bir web sitesi olması gerekiyor ve web sitelerinden insanların ziyaretleri var. Bunlar nasıl değerlendirilir? Buradan nasıl çıkarımlar yapılır? Ne tür sonuçlar elde edebiliriz? Bunu da son ünitede sizlerle ele alacağız. E, genel olarak işletme analitiği dersi size Microsoft Excel yardımıyla veriyi derleyip, görselleştirip raporlar hazırlamanızda çok büyük faydalar sağlayacaktır. Ders kapsamında başarılı olabilmeniz için arkadaşlar bizim ders kitabı dışısın dışında Anadolu E kampüs sisteminde yer alan malzemelerimiz var. Bunlar ünite özetleri, sorularla öğrenelim, yaprak testler ve E seminer gibi hizmetler. Sizleri bu hizmetlerde de görmek ve bunları kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Hepinize şimdiden tüm sınavlarınızda ve gelecek hayatınızda başarılar diliyorum.